Selam arkadaşlar, merhaba hepinize. Şu an yemek yapacağım. Yarım tavuk göğsüm var diye geçen gün eşime sote yapmıştım. Diğer yarımını şöyle tencereme koydum. Çok az su koyacağım. Bunu haşlayacağım. Sonra onun suyundan bulgur pilavı yapacağım. Tiftip pilavın içerisine koyacağım tavuk göğsümü de. Biraz su koyayım içerisine. Şöyle bu kadar su koydum. Kapağını kapatıp ocağa koyuyorum şimdi bunu. Evet, şimdi pırasamı koydum, tavuğumu koydum, haşlanıyor. Şimdi bulgur pilavı yapacağım, bir de yanına tavukla. Söylemiştim zaten. Bulgurumu şöyle biraz koyuyorum. Şöyle bir su bardağı kadar koydum. Yeter mi? Yeter herhalde. Az daha koyayım. Tamam, yeter bu kadar. Şimdi bunu birkaç yıkayacağım, ıslatacağım çünkü çok zor aranıyor bulgur. Bu bimin bulguru ama çok lezzetli. Yıkayayım ben bunu bir. Ay, ocağım battı. Daha az önce silmiştim.
Neyse artık. Şu ev konusuyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Hani evi bulmadan mı diye sormuşsunuz da biz evi bulduk arkadaşlar. Bulmuştuk daha doğrusu. Görüşmemizi de yaptık, evi de gördük. Taşınacaktık. Olmadı. O yüzden eşyaları toplamaya başladım ben. Olmadı. Hayırlı değil, hayırlısı olsun diyorum. Hayırlısı değilmiş. Olmadı. Bazı pürüzler çıktı. Emlakçıyla da kaynaklanıyor aslında. Her neyse ama topladığım eşyaları tabii ki de geri yerleştireceğim. Çünkü buradan taşınmayı istiyoruz. Ben hala topluyorum eşyaları. İncik cincik tarzı şeyleri. Böyle günlük kullanacağım şeyler duruyor gördüğünüz gibi. Ama bayağı bir şeyi topladım. Çünkü çok fazla ıvır zıvır var mutfağımda benim. Şöyle. Ara ara topluyorum. Çünkü bu ay geçecek artık burada. Çünkü kiramızı verdik bu ay içinde. Bu ayın sonuna kadar, yani önümüzdeki ayın başına kadar buradayız mecbur. Ama toparlanıyorum çünkü ay sonuna kadar herhalde bir ev bulacağız ve çıkacağız. Her türlü çıkacağız yani. O ev olmadı. Bir ev vardı. Onun için toplanmaya başlamıştık. Konuştuk, onaylandı. Ondan sonra toplanmaya başladık. Aslında taşınacaktık. Ama olmayınca devam ediyorum. Ben eşyaları toplamaya başka evler bakıyoruz. Yani okey. Bunu hani evi bulmadan eşyaları mı topluyorsun falan denmiş de. Hayır öyle bir şey yok. Evi bulmuştuk. Toplandık. Sonra iptal oldu. Olmadığı için bu durumda. Ama taşınacağız. Allah'ın izniyle. Hayırlısı olsun. Hayırlı değilmiş. Hiç şey yapmıyorum. Üzülmüyorum. İçime de sinmişti ama üzülmüyorum. Olsun, problem yok. Hayat devam ediyor. Bu tabağı alacağım. Şöyle tavuğumu tabağa alıyorum. Bu tencerede yapacağım. Tavuk suyunu süzeceğim şimdi. Evet, şimdi ne oldu? Yıkadım iyice şöyle bulgurlarımı yıkadım. Tavuğumu buraya çıkardım. Suyunu buraya süzdüm. Sadece yağ ve tuzla kavuracağım çok az bulgurumu. Tereyağım da bitti. Zeytinyağım da bitti. Çok da fazla bir şey almıyorum. Taşınınca şey yapacağım. Bir dahaki alış. Hani evdekileri tüketmeye çalışıyorum açıkçası. Hiçbir şey, soğan da koymayacağım. Hiçbir şey koymayacağım. Çünkü tavuk suyu ve tavuk tifteceğim içerisine. O kadar. Bulgurumu şöyle yağıma koydum. Bunu kaldırıyorum. Şunu şimdi şey yapacağım. Eldiven takacağım. Tabii, eldivenleri de mi kaldırmıştım ben? Yok, içeride var galiba. Eldiven takıp öyle çiftmek istiyorum. Evet, eldiven taktım. Pırasalarıma da şöyle yarım limon sıktım arkadaşlar. Unuttum göstermeyi. Şimdi bunları böyle. Şu içinde jel gibi şeyler oluyor ya. Onları tabii ki de alıyorum. Yine kapı beni rahat bırakmıyor. Şimdi tavuklarımı çifttim hepsini. Pilavımın pişmesini bekliyorum. Piştiği zaman altını kapatır kapatmaz tavuklarımı içine ilave edip dinlenmeye bırakacağım. Pırasam da pişti. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz bilerek sulu yaptım. Biraz o da dinlensin. Daha sonra tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi yemeklerimi göstereyim. Bir 10 dakika dinlendiler. Şöyle pilavımı göstereyim öncelikle. Bakınız şöyle çok güzel kokuyor. Komple karıştırdım. Pilavım böyle. Tekrar kapatayım. Biraz daha dinlenmesi gerekiyor. Burada da pırasa yemeğim var.
Şöyle. Bunu da bir karıştırayım. Ay, her şeyini kaldırmır bir insan. Şöyle kepçeyle karıştıracağım. Şöyle bakın. Bilerek şöyle az sulu yaptım. Şöyle bu da. Limonlu. Pırasa. Bunu da kapatıyorum. Biraz tavuktan arttı. Şöyle bunu da yarın şehriye çorbası yapacağım ve ıslattım ve bir tane salatalık, bir tane de küçük kursağın doğrayacağım. Çünkü taze soğanım bitti. Şöyle karıştırırım. Şu küçük kalan marulları da şöyle elimle bölüp atıyorum içine. Şöyle küçük marulları böyle atıyorum içerisine. Yağını, limonunu ve tuzunu koyacağım. Bize afiyet olsun. Herkese selam kızlar. Şu an saat öğleyi geçti. Saat 1:30 falan. Dünden kalan tavuğum var diye çiftirmiş. O ve şehriye. Şehriyemde arpa çok az kalmış kavanozda. Biraz arpa şehriye, biraz tel şehriye koydum bakın. Kuru nane ve limonla hafif salçalı şöyle şehriyeli çorba yaptım. Şehriye çorbası yaptım. Bugün çok halsizim. Bugün hiçbir iş yapacağımı sanmıyorum. Çünkü yoruldum herhalde birkaç gündür. Bugün biraz dinleneceğim. Birazdan annem gelecek müstahata. Bugün biraz dinleneceğim. Çorba yaptım. Pırasam var. Dünkü pilavımdan var. Bu kadar. Bugün yemek de yapmayacağım. Bilmiyorum. Belki akşamüstü kalkar biraz devam ederim işlerime ama belki de hiçbir şey yapmam. Çünkü bugün yorgunum çok hissediyorum. Yorgun hissediyorum. Şöyle. O yüzden bu videoyu burada artık kapatayım istiyorum. Çünkü dediğim gibi bir şey yapmam herhalde bugün. Yaparsam zaten bir sonraki videoda izlersiniz. Bu videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.